Selamünaleyküm. Arkadaşlar, herkese de malumdur ki Cübbeli Ahmet hocamıza İkiterli'de davet edildiği bir dernek sohbetinden çıkışta menfur bir saldırı yapıldı. Allahu Teala Hazretleri beterinden muhafaza eylesin. Ancak benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Devletin kendisine koruma vermiş olduğu halde, işte görüyorsunuz, tabii kendisini sevenler olduğu için bir izdiham oluşuyor sürekli çevresinde. Bu da tabii bir zafiyet meydana getirebiliyor. Bugün gösterdi ki aslında daha da iyi korunması gerekiyormuş. Allahu Teala Hazretleri bu hadiseyi hayırlara tebdil eylesin. Daha dikkatli olmaya, daha iyi önlemler almaya vesile eylesin. Başka bir durumda da saldırabilirdi. Allah muhafaza eylesin. En azından bu durum göstermiş oldu ki yani daha da tedbirlerin alınması lazım. Zaten tedbir bizden, takdir Allah'tan ve hudû hidrakûn buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Tedbirinizi alın. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin geçen de mektubatında okumuştuk ki sebeplere sarılmak Allahu Teala Hazretleri'nin hikmetine sarılmaktır. Hikmeti kabul etmektir. Biz sebeplere sarılmakla mükellefiz. İşte tabii Allah için olan insanların çevresinde seveni, eşi, dostu çok fazla oluyor. İnsanlar o arada bir izdiham oluşturuyor. Aslında orada çok uyanık olmak lazım ama işte gel de bu mevzunun içerisinden çık. Halbuki hepimiz şunun farkına varmamız lazım. Bu gibi ortamlar bir takım art niyetli insanların arayıp da bulamadığı bir ortam. Her bir bireyin orada çok dikkatli olması lazım. Art niyetli insanlar çıkabilir. Mevla Teala Hazretleri tüm ehli sünnet hocalarımızı muhafaza eylesin. Nice insanlar var. Adam takan takıyor. Kimisi mesela ya işte benim çocuğum seni dinlemiş de sakal bırakmış da sarık cübbe giymiş veyahut da işte şöyle oldu böyle oldu veyahut da eşim dinledi de niye böyle oldu? Yok çarşafa giriyor, tesettüre giriyor, sizin yüzünüzden falan diyerek böyle bu çok hadiseler yaşanmıştır. Efendi Hazretlerimizin de başına gelmiştir geçmişte. Hocaların da başına geliyor. Bunun hesabını hocaya soran insanlar oluyor yani. Tabii cemaat bunu nereden bilecek? Cemaat bu tip insanların olduğunu pek bilmeyebilir. Hiç karşılaşmadığı bir durum. Ehli sünnet bir alim olduğu zaman, ehli sünnet hocalar olduğu zaman çekemeyeni çok, kızanı çok, haset edeni çok, buğz edeni çok. Cemaat olarak insanların da bunları bilmesi lazım. Yani bir cami içerisinde herkes iyi niyetle dinlemeyebiliyor. Yani herkes sevmiyor. Ama işte insan karşındakini nasıl bilirsin demiş. Kendim gibi bilirim demiş. Biliyorsunuz mu? Herkes kendi gibi biliyor. Kendi seviyorsa herkes seviyor zannediyor. Yani kendi saygı duyuyorsa herkesin saygı duyduğunu zannediyor. Halbuki öyle bir durum yok. Allah muhafaza eylesin. Tüm Allah yolunda gayret edenleri Mevla Teala Hazretleri muhafaza eylesin. Cübbeli hocamıza da Allah sağlık, sıhhat, afiyet, selamet ihsan eylesin. Kendisine dün canlı yayında soruyorlar. Diyorlar ki hani sohbetlerinize ara vermeyi düşünüyorsunuz mu? Hayır diyor, o zaman diyor onların diyor istedikleri olmuş olur. Halbuki ben bu davamda hiç geri çekilmeyeceğim. Maşallah la kuvvete illa billah. Acayip bir zamanda yaşıyoruz. Ehli sünnet bir alime buğz etmek. Bazılarını da görüyorsun ediyorsun. Müslüman adam görüntüsü var. Galiz ifadelerle küfür ediyor. Allah Allah. Bu çok tehlikeli bir şey. Hani Şadrü Şehit Fetevai Bediüddin'de İmam-ı Muhammed'den nakille diyor ki Ehl-i Sünnet bir alime galiz ifadelerle küfür eden kişi dinden çıkar, hanımı da bayin talakla boş olur. Ya bu işler tehlikeli yani. O adam alim olmasa, ayetleri, hadisleri, rivayetleri aktarmasa, okumasa kimse ona buğz etmez çünkü. Kimse ona düşmanlık beslemez. Vasfından dolayı, kişiliğinden değil, birçok insan vasfından dolayı kızıyor. Yani sizleri tenzih ederim. Ne acayip bir dünyada yaşıyoruz işte. Yani ilim ehline de saldırılabiliyor. İşte görüyorsunuz, benden daha iyi takip ediyorsunuzdur gündemi. Öyle zannediyorum. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde bir de Darin isimli bir evladımız var. İnanın bugün çok üzüldük. Ben haberlerde gördüm telefonda. Bu evladımızın da masum evladımızın masum bedeni bulunmuş. Direkt aklıma şu ayet-i kerime geldi. Mevla Teala Hazretleri bunun hesabını tabii ki soracak. Hem de ve izel mev'udetü su'ilet. Allahu Teala Hazretleri sebepsiz günahsız yere öldürülen çocuklara soracak. Bi eyyi zenbin kutilet. Hangi günah sebebiyle sen katledildin? Senin suçun neydi? Halbuki sen günahsızsın da senin amel defterine bir şey yazılmamış. Günahın neydi? Bu çocukların günahı neydi? Ki lekatlül mümin a'zamu indallah min zevalid dünya. Bir müminin öldürülmesi
dünyanın tamamının zevalinden daha büyüktür Allah katında. Bir de bu günahsız çocuk. İnşallah bunu da öyle yapmazlar. Diyecekler ki meczuptur falan filan. İşte Hızır Efendi'ye ne yapıldı? Adam hala sokaklarda dolaşıyor. Ya bu meczuptur. Aklı yerinde değil. Aklı yerinde değilse sokaklarda nasıl dolaşıyor? Bir aralar bir tane hanım kardeşimiz hiçbir suçu yokken akli dengesi yerinde olmayan birisi tarafından kendisine kılıçla saldırıldı. Biliyorsunuz o da Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kızcağızın hiçbir suçu yok. Adamın aklı yerinde yok. Kılıçla o kardeşimizi vefatına sebep olmuştu. Bir de annesi avukat. Annesi çocuğun akli dengesinin yerinde olmadığını savunmaya başladı avukat olduğu için. Ya o zaman millet şunu soruyor. Hakimin de sorması lazım değil mi? Madem ki bunun akli dengesi yerinde değil. Sen bir annesin. Bunu niye bir eve bıraktınız? Anne ile baba ayrı. Çocuk annenin yanında. Çocuk dediğimiz de genç. Kaç yaşında? Yani 30 tahmin ediyorum. 25-30 yaşları arasında vardır. Bu hakim demeyecek mi yani? Hem anasın, hem avukatısın, hem bu çocuğun böyle olduğu halde siz evine bırakmışsınız, hiç ilgilenmiyorsunuz. Demesi gerekmiyor mu? Tabii demiştir de belki, ben bilemem. Ama o ana nasıl, hangi bu durumda neyi savunacak ben merak ediyorum. Akli dengesi yerinde değil diyerek salınanlar, bunların başka bir çözümü yok mu? Tedavisi mümkünse tedavisi, değilse yani bir belirli başlı bir yerde gözetimli tutulması gerekmiyor mu? Bilemiyorum, sokaklarda bu kadar dolaşması. Bakın ne günah vardı o kızcağızın. İşte biz de cemaat olarak yaşadık. Hızır Efendi rahmetullahi aleyh. Yani şehit edildi. Adam sokaklarda dolaşabiliyor. Hala rahat rahat. Efendim bugün de belki de diyecekler. Cübbeli hocamıza da saldıran. İşte akli dengesi yerinde değil falan filan da diyebilirler. Ben şaşırmam şahsen. Çünkü artık kim ne olursa olsun, ne varsa yapsın böyle denilebiliyor. Hele ki bu yani hocalara, alimlere olduğu zaman pek de arkasından gelen olmuyor. İşte Yusuf Hoca'nın durumu ortada. Maalesef ve maalesef. Bakmayın öyle. Tabii ki insanlar bir sevgiseli var etrafında vesaire vesaire ama yani emin olun çok da sesimiz çıkmıyor. Çok böyle hakkımızı savunamıyoruz. Maalesef. Yani bu bizim zilletimizden. Bu bizim zilletimiz. Yani ben böyle yorumluyorum. Biz de bütün camia olarak, bütün insanlık olarak, bakın her yerde bu böyledir. Kalabalığın olduğu yerde provokasyon çok kolay yapılır. Bir kıvılcıma bakar, her taraf saman alevi gibi birden tutuşur. Yani bu tip ortamlarda çok dikkatli olmamız lazım. Eğer sahip çıkıyorsak çok dikkatli olmamız lazım. Sanki diken üzerinde gibi. Ama biz şöyle bir durumumuz var. Şimdi mesela sevdiğimizi Allah razı olsun gerçekten çok seviyoruz. Etrafında böyle bir izdiham oluşturuyoruz ki bu kaçınılmaz. Ne kadar burada konuşsak da bu olacak. Tabii bu bir takım insanların da ekmeğine yağ sürebilir. Çok dikkatli olalım. Allahu Teala Hazretleri beterinden muhafaza eylesin. Hocamızı da tüm hocalarımızı da. Eşrarın şerrinden muhafaza eylesin. Zalimlere fırsat vermesin. Hainlere fırsat vermesin. Tam böyle bulamayacağı bir ortam yani. Bir kıvılcımla fitne ateşini ateşleyebilir. O yüzden çok dikkatli olalım. Hocamıza da geçmiş olsun diyorum. Tüm Türkiye'ye de narin evladımız sebebiyle geçmiş olsun diyorum. Çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkalım. Mevla Teala Hazretleri çoluğumuzun çocuğumuzun yokluğunu da göstermesin. Dünya ahiret hayırlarını göstersin, şerlerini göstermesin. O yavrucağa da ayrı bir üzülüyorsun. Daha nice yavrucaklar görüyorsunuz gündemde medyanın var olmasıyla neler işleniyor, neler neler.